Geçmiş atalarımız bu topraklara nasıl sahip çıktıysa bizler de o şekil inançla sahip çıkmak zorundayız. Şimdi sizleri ya çok yakınımızda İliç'te bir maden faciası yaşandı. Ve 9 insan, 9 işçi, 9 can liç toprağının altında, siyanürlü liç toprağının altında kaldı. Dersim topraklarına, bu kadim topraklara, bu kadim kültüre ciddi anlamda bir saldırı söz konusudur. Evet, bizler yaratıcı yıkımdan yanayız. Bizler hiçbir zaman teknolojinin karşısında değiliz. Böyle bir şey yok. Ancak eğer yüzyıllar boyu o topraklarda bir kültür oluşmuşsa, bir inanç oluşmuşsa, oranın havası, suyu, bitkisi, tüm yer üstü, her zaman söylüyoruz, yer üstü yer altından daha zengindir. Daha değerlidir değerli dostlar. Eğer yarın maden şirketleri bu topraklara daldığı zaman ne yaparlar biliyor musun? Biz gerçekten yaşam alanlarımızı kaybederiz. Biz bu kadim kültürümüzü kaybederiz. Ve biz başlarız göç etmeye Kızılderililer gibi yerimizden yurdumuzdan oluruz. Temas bile mole. Şudur, sonumuz İliç olmadan başta önlem almak. Yani Munzur Çevre Derneği ve diğer kurumlarımız altında insanlarımızı örgütü tutup bu çevre mücadelesi, yani yarın öbür gün topraklarımız üzerinde uygulanacak bir maden projesine, başka bir projeye karşı bir olmak için, birlikte olmak için, güçlü olmak için aslında bu geceyi düzenliyoruz. Thank you.
dengeye, doğa dengesini yok sayan zihniyet sadece doğayı talan etmiyor arkadaşlar. Bizleri göçlere zorladılar. Köylerimizi yaktılar. Köylerimizi boşalttılar. Bugün hala bu zulüm devam ediyorsa eğer, elbette ki bizlere düşen tek görev onurluca bu kavgayı, bu mücadeleyi büyütmektir. Sevgili dostlar, 7 Mayıs'ta bu sene Dersim Festivali'nde bu eseri okuduğum için 3,5 seneyle yargılanacağım. Ama bilin ki İbrahim'in adının geçtiği, Mahir'in, Mahzum'un adını geçtiği her eseri okumak benim için şereftir, benim için onurdur. Şunu biliyoruz ki tarihin zulümkârları varsa bu şarkıları yazılan yiğitleri de var. Selam olsun o yiğitlerimize.